Bende durmadan dans etme hastalığı var doktor bey. Dans etmeden duramıyorum. Şimdi nasıl duruyorsunuz? Şimdi de dans ediyorum, görmüyor musunuz doktor bey? Nasıl göbek atıyorum? Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Bu ara elektrik bobile taktım doktor bey. Ama bu ara apaçı dansları daha ünlü olduğu için onu oynuyorum. Nasıl? Güzel oynuyor muyum doktor bey? Muhteşem. Böylesini görmedim gerçekten. Keşke herkes sizin gibi dans edebilse, süper. İnternete de attım bu videoları. İnternette de böyle ünlü olacağım doktor bey. Şu yaşadıklarımdan sonra hiçbir şeye şaşırmam. Of. Kahve molası vereyim bari. Hocam. Ah Müdire Hanım, para içinse. Bırakın şimdi parayı. Bir hastamızı kaybettik ve oğluna nasıl söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Siz psikolog olduğunuza göre sizin söylemeniz daha doğru diye düşündük. Ben mi? Evet siz. Bu işin altından ancak siz kalkarsınız. Hadi göreyim sizi hocam. Merhabalar hocam. Annem nasıl? Maalesef annenizi kaybettik. Ben az önce bıraktım. Nasıl kaybedersiniz kadın? Polisi aradınız mı bari? Hayrola abi, neyin var? Yok arkadaş, ben kesin kararımı verdim. Gidip her şeyi itiraf edeceğim. Yapma be abi ya. Yapması mı kaldı Selim ya? Bu yalan nereye kadar sürecek böyle? Ben ne zaman şanslı bir adam oldum ki? Ya tam başıma talih kuşu kondu diyorum, gene bir aksilik oluyor. Abi anladım, söyleyeceksin de. Peki bu gözlük niye? Böyle gidersen tanır mı beni? O yüzden gözlüğü takacağım. Gerçi bu da çok saçma. Bir tek gözlükle değişimi yapıyorum. Clark Kent hesabı. Abi Allah yardımcın olsun. Ne diyeyim? Bak abi, beni de ihbar edebilirsin. Birlikteydik diyebilirsin. Abi şimdi hani beni de ihbar et diyeceğim ama Hande var be abi. Merak etmeyin, ikinize de hiçbir şey olmayacak. Ben kendimi ihbar edeceğim. Tolga, bak şu çalışma çabandan vazgeçme. Ben inanıyorum, mutlaka istediğin bir yere geleceksin. Muhtemelen bu akşamdan sonra görüşemeyeceğiz. O yüzden her şey için sağ olun. Yani benim bir kardeşim yok ama kardeşim olsaydı sizin kadar severdim. Ben gidip takım elbisemi giysem iyi olacak. Ayşegül, ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Yok ya, böyle olmuyor. Ayşegül, benim sana... Bak Ayşegül, şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum. Kimle konuşuyorsun? Kendi kendime şarkı mırıldanıyordum ben. Çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Buyurun, hoş geldiniz. Ne alırsınız efendim? Ben bundan alayım. İçecek olarak da su. Siz efendim? Aynısından olsun. Evet, bana söyleyeceğin şeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Önce istersen yemeklerimizi yiyelim, sonra konuşalım. Yo, yemek yerken de söyleyebilirsin. Çok merak ettim. Ayşegül. Efendim? Gül. Hadi söyle, çatlatma insanı. Peki, Ayşegül aslında... Servisleriniz geldi. Tam itiraf edecektim. Zamanlaman harika. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim. Evet, seni dinliyorum. Ayşegül, bilmen gereken... Telefonum çalıyor. Efendim anne. İyiyim anne. Tamam, sorun yok. Ay çocuk muyum ben anne? Tamam anneciğim. Tamam, öpüyorum seni. Tamam hadi görüşürüz sonra, hadi bay bay. Nerede kalmıştık? Ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Şimdi... Ulan bir siktir git!
Affedersin, affedersin. Şeyimden, ağzımdan kaçtı. Bir şey olursa ben çağırırım. Özür dilerim, pardon. Tamam, önemi yok. Bu kadar gergin olduğuna göre söyleyeceğin şey önemli olsa gerek. Ya ben böyle şeyler filmlerde olur sanırım. Neler? Hani erkek tam bir şey itiraf edecektir de bir sürü aksilik olur. Bir türlü itiraf edemez işte. Hani kız da sonradan öğrenir her şeyi. Erkek tam ben söyleyecektim der ama işte nafile tokadı yer. Hani böyle bir durumun ortasında kaldım şu anda. Bak ben önceden söyleyeyim de sen sonradan öğrenme. Tamam, telefonu da kapattım. Hadi söyle artık. Ayşegül. Efendim? Ben psikolog Suat değilim. Ben İsmail. Aslında doktor bile değilim. Alelade biriyim işte. Hastanede çapkınlık için gitmiştim. Yeni bir doktor bekliyorlarmış, beni o sandılar. Ya olaylar bu hale geldi. Artık beni tutuklayabilirsin. Her şeyi tek başıma yaptım. Ben her şeyi biliyorum. Ne, biliyor musun? Evet, biliyorum. Buraya bunları söylemek için çağırdığını da biliyorum. Yapma ya. Nereden anladın? Unuttun mu? Ben dolandırıcılık masasında çalışıyorum. Neyse, küçük çapta bir araştırma. Ve Suat Bey yıllarca İsveç'te yaşamış. Türkçesi de çok azmış. Ama İngilizcesi de bayağı kuvvetliymiş hani. Sen de maşallah Türkçeyi bayağı iyi konuşuyordun. İnşallah bile ne söyledin. Bravo. Ama başkomiserimi iyileştirmiş olman ve diğer hastalarına yaptığın görüşmelerde herkesin senden memnun kalması, senin iyi bir dinleyici ve tavsiyelerinin çok iyi olduğunu gösteriyor. Bravo vallahi. Tebrik ederim seni. Herkesin uzun yıllar yapamadığını sen kısa bir sürede yaptın. Bir şey sorabilir miyim? Sor hadi. Başkomiseri iyileştirmiş miyim? Kesinlikle. Ya aslında onun kafaya takma sorunu var. Yani başka bir komiserle konuşmanın bilmiyorum. Sen de erkence misin ama belli etmiyorsun. Evet, erken kalkmayı hiç kafaya takmam. Hayır hayır, onu demiyorum. Anlarsın ya. Aa, ben de erken kalkmak anlıyorum. Sen şeyi söylüyorsun. Ay, o da tabii kendini rahat ve güvende hissedince. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Bu ne ya, sınavda mıyız? Tamam tamam, sor hadi. Hani senin bana olan hislerin var ya, onların hepsi rolü değil mi? Tahmin etmiştim aslında. Şimdi beni tutuklayacak mısın? Ben görevimi yapıyorum. Biliyorum ve sana kızmıyorum. Ama bir şey var. Mutlaka vardır. Sen hiç kimseyi yanlış teşhis koymadın. Ve hislerim de sana karşı gerçekti. Sahiden mi? Sahiden. Ama senin bir kariyerin var. Benimse hiçbir şeyin yok. Bana karşı hiçbir şeyin yok mu yani? Var. Sadece aşkım var. Tamam. Bu da bana yeter zaten. Bu arada hastaneden para maaş falan almadın değil mi? Sadece 37.500 lira aldım. Ne? Ay ne yaptın sen ya? Hastaneyi soysaydın bari. Cık, Allah'ım ya. Tamam tamam, ben yarın kredi çekerim bankadan, sen de muhasebe verirsin, tamam mı? Yani? Yani simanisi yok. Bir daha böyle şeyler yok, tamam mı? Bana söz ver ne olur. Tamam, artık dolandırıcılık yok, sahtekarlık yok. Çünkü ben gerçek aşkı buldum, bunlara zaten gerek yok.